Ayşe ile Aleyna tartışmıştı. Fakat bu tartışmanın içine Baran da girdi ve bu sefer Baran'la Dor arasında ufak bir gerilim yaşandı. Bir bakalım. Ya onu bırakın, onu bırak. Ay, Ayşe, hayır, onu bırakın ya, bile bile lades ya. Onu bırak, tam bırak onu şimdi. Bırak onu ya. Tamam. Dün ya, yeri değil. Tamam. Abi sen karışma. Sen gelince yükseliş. Biz aramızda karışma. Abi bir dakika bir dur, sen bir bırak beni ya. Abi, yeri değil. Abi yeri olmayan şey. Bırak, kızlar konuşsunlar abi. Aramızda maramız yok. Gireceğim herhalde. Ben de buraya geldim, ben de bu takım. Bırak ya bu işleri. Bırak bu işleri. Gerek yok. Ya gerek yok. Sakin, gerek yok. Sakin ol. Ya oyundalar vır vır vır. Hayır, bırak beni aralarında konuşuyorsun. Bırak beni aralarında konuşuyorsun. Bir dakika dur. Bir şey konuşmayacak mıyız biz ya? Ya bir şey konuşmayacaksın demedin, gelmedi burada. Tamam, konuşacaksın tamam, tabii ki de. Ama onlar kendi aralarında konuşuyorlar. Tamam. Bu ne ya, onu deme, bunu deme. Hayırdır ya? Ya kimse sana bunu deme demiyor kanka. Sen anlamadın şey. Sen biraz hatalısın. Sakin ol baba. Tamam. Sakin ol. Tamam. Ya kendi aralarında konuşuyorsun, sen girme ya. Bırak. Ya ama ikide bir hep geçmiş bitti de tamam, kapandı. Ya. Pehlivana destek vereceğiz mi? Aynen. Dışında bir gerginlik var sende. Yok, biz alacağız. Aynen, biz alacağız. Bizi ilgilendirmiyoruz. Biz alacağız. Abi orası Shakespeare tiyatrosuna dönmüş. Ya senin senin entelektüel örneklerini yerim. Yani. Örneklerim Shakespeare'le. Haydi Batuhan. Olmamak. To be or not to be. Şimdi bunun üzerine bir Baran'ın da takıma olan tepkisini dile getirdiği röportajını da bir izleyelim. Ardından buradayız. Tamam, geldim, yeni geldim ama sen daha yenisin. İşte şey, bir biz açız, gerginiz. Bize hak vermen lazım. Tabii doğru, tamam ama açlık bende de var şu anda yani. Hani her zaman doğruyu söylüyorum, anladın mı? Her zaman doğruyu söylüyorum. Sevmeyen de sevmesin, umurumda mı? Gram değil. Tamam. Bir mücadele var, mücadeleye ver kendini. Mücadele bittikten sonra kritiğini yap. Yani mücadele bitsin, kritiğini yap. Şimdi o esnada niye yapıyorsun ki? Zaten yeniliyoruz. Bir şey yapalım, bir on olalım. Bir bitirelim. Bittikten sonra yap. Niye bağırıyorsun? Ne yapacağım? Şey mi diyeceğim? Şöyle mi yapacağım? Canım bir sakin olsak da tartışmasak yani ortam girmiyor mu diyeceğim? Abi sen şey gördün mü? Ben sinirlenince... Psikolog muyum ben? Ben psikolog muyum? Böyle mi duracağım? Bir de bir alınganlık. Survivor'a mı geldim? Böyle takım olarak kreş yurduna mı geldim? Anlamadım gitti yani. Sinirli gözüktüm onlara. Umurumda da değil. Canım benim, bekledim. İlayda dedim, bek. Bana tamam, bakıyorsun, suratına tamam, bakıyorsun. Geri çekil. İyi dedim, Öykü o zaman dedim. Tamam ben de işte İlayda'yı... Geri çekilseydin oradan diyordular ki İlayda zaten arkada. O zaman Öykü diyecektim ama sen beni geri tamam, itip Öykü dedin. Tamam, keşke çekilseydim, kazansaydım. Keşke sosis yeseydim. Kazanmak değil ki abi mevzu, anlamıyorsun. Bir arkadaşın kaybediyorsa sen ona kızmak yerine onu hatasını örtmen lazım. Bu sorunlar olduğu sürece gönüller takımını zor günler bekliyor. Evet, yani Baran da olaya girince iyice karışıyor tabii olay. Yani Baran'ı bir kere bir değerlendirelim. Nasıl buldunuz? Nasıl bir giriş yaptı Survivor'a? Söylediklerinde haklı bence. Ama sinir seviyesini böyle bir tık daha, yani gerginliği biraz daha aşağı çekmesi lazım. Yoksa haklı. Orada konuşulacak mevzu değil. Yani atamadın. Strateji, Ayşe sürekli strateji yanlış yaptık. Of yanlış yaptık. Tamam, yaptıysan oyun bitsin. Al oyunu, ondan sonra ya da kaybet. Bunu unutmak lazım değil mi biraz? Ya gerek yok. O şeyini bozuyor senin. Bütün takımın enerjisini bozuyor yani. Orada frekansı dağıtıyor yani. Hayır. Doğru söylüyorsun. Orada haklı. Neyse. Yani aslında yanlış stratejiden ziyade ben 2'de 0 yaptım demek istiyor Ayşe. Yani oyun alamadığı zaman biraz daha agresifleşiyor. Bunu da zaten diğer oyunlarda görmüştük. Biraz daha bireysel düşünen bir yarışmacı takımdan ziyade. Ben ne yaptım? Zaten hep görüyoruz bunu. Ben 3'te 3 yapmıştım. İşte bugün 4'te 4 yaptım. Ben oyunlara daha fazla çıkıyorum. Ben daha fazla koşuyorum. Hep ben diyen bir yarışmacı. Biraz daha grup olarak düşündüğü zaman hem enerjisini bozmayacak grubun hem biraz daha uyum sağlamış olacak. Bu agresiflikleri devam etmemesi lazım. Baran'ın söylediği de aynı şekilde. Bench'te olmaması gerekiyor. Çünkü oyun devam ediyor. Skor belli değil. Yunus Emre çıkacak. Takım arkadaşın çıkıyor ve sen bench'te tartışıyorsun. Hem karşı tarafı biraz daha yükseltiyorsun enerjisini. Bu herkesi etkileyen bir tartışma değil aslında. Hani çok yüksek tonlu herkesi etkileyecek bir tartışma olsa. Kapattılar ama evet, kapatmasalar da büyürdü. Ama 5 kişi girdi işin içine. Takımın yarısı yani. Steven, Dora, Baran, Ayşe. Orada tamam da Baran orada devreye girmemiş olsaydı sizce birileri kalkıp da
ya Steven ya da Poyraz ya da başka birisi yorum yapar mıydı? Bence yapmazdı. Yapmaz. Baran orada konuya dahil olduğu için hani bir de mizacı çok sert. Durum böyle olunca da hani çok agresif görünüyor. Hayırdır yağlar falan bana garip geldi biraz. Hani biraz daha o ses tonunu ayarlasa, söyleme şeklini düzeltiyor olsa bu kadar çok insanların devreye girdiği bir durum olmayacak ya da takımın enerjisi bozulmamış olacaktı. O yüzden de Baran'ı değerlendirecek olursak da ben Baran için hani böyle çok hızlı bir giriş yaptığını düşünüyorum. Hani etkilendi mi ya da böyle acaba sosyal medyayı böyle bir iki gün kurcalayıp öyle mi gitti? O yüzden mi çıkışlar yapıyor? Şimdi Dora hakkında o kadar çok kötü, negatif bir yorum yaparken neden Dora'yla orada dertleşmeyi tercih ediyorsun? Ya da hani mesela ben Dora olsam ya ne diyorsun falan olur. Mesela Dora da çok sakin bir şekilde dinliyor. Baran'ın bu tepkileri yarın bir gün takım içerisinde daha farklı bir sonuçlara neden olabilecekmiş gibi düşünüyorum. Şu Baran'ın Dora'nın elini ittiği bir görüntü var. Onu evet. LED'e yansıtabilir miyiz? Rica edeceğim Rejden. İşte burası. Dora galiba. Bir dakika bir dur sen bırak beni. Sen gelince yükselirsin. Başka bir yarışmacı olsaydı sizce Dora burada Dora yerine kötü bir şey mi yapıyor mesela? Yok. Yani çünkü aslında şöyle omuzuna tık tık yaparak hadi şey yapma Baran hadi oyna bakalım. Ya ama şey gibi böyle bazen böyle kötü niyetle yapmazsın ama adam orada derdini anlatmaya çalışıyor. Şimdi orada mesela o şeyin derdinde Baran. Derdini anlatmanın derdinde. Çünkü fevri bir çıkış yaptı. Neden yaptığını anlatmaya çalışıyor ki haksız duruma düşmesin diye. Aslında kendini o hani ben sinirli değilim ama bak bu sebepten dolayı bunları söylüyorum demeye çalışırken Dora geliyor elini indiriyor çocuğu susturuyor mesela. Ona o yüzden elini bir dakika bırak beni diyor mesela orada. Evet. Peki şimdi çok farklı bir konuya geleceğim. Burada olay nedir? Olay seçmede yaşanan bir kriz, bir hata, sonrasında bir yanlış anlaşılma ya da işte ne derler? Bir olayın böyle gereksiz yere belki büyümesiyle takım bir şekilde bir hafif bir kaos yaşıyor. Evet. Şimdi bundan yaklaşık bir hafta önce Survivor'a yeni bir kural geleceğini açıkladı Acun abi. Hemen akabinde de dedi ki takımlar birer kaptan seçecek ve bu kaptanlar da takımlardaki seçmelerde kararı veren, takımı yönlendiren, organize eden kişi olacak dedi. Şimdi burada Reşat nerede mesela? Ha ciddi söylüyorum bak. Ben şimdi bak hiçbir sahnede Reşat yok. Evet. Mesela hani tamam Reşat'ı kaptan seçtiler. Evet seviyorlar falan da. Reşat niye bu topa girmiyor? Orada mı acaba o da, ben onu bile hatırlamıyorum orada mesela. Köşede duruyor. Acaba oynamadığı için kendinde bu hakkı da mı görmüyor? Demek ki şey diyor. Bak Reşat değil yuvarlığa al. Orada Poyraz'la Reşat ikisini bence aynı şeye sok. Yani ikisi de çünkü şu an aynı fikirdeler. Olayı izliyorlar uzaktan. Ama yo, bak zaten yorum yapıyor. Hani kendi aralarında konuşuyorlar diyor Poyraz. O yüzden hani çok boşver falan diye de bir konuşması geçiyor. Ama burada mesela Baran'ın çok agresif olduğunu düşünüyor musunuz? Baran'ın mı? Evet. Bence agresif ama altı boş. Agresif değil, sinirli. Biraz daha. Baran sinirli sempatik bir adam. Sempatik bence. Ama bence Baran mantıksız bir adam değil Baran, ben size söyleyeyim. Evet. Baran'ın yani sinirli de olsa söylediği şeyler doğru. Mantık. Hep bir mantık çerçevesine oturacaksın Baran'ın söylediği şeyleri. Katılıyorum bakıyorsun. Ama şöyle bir şey var. Yeni geldiği için bir dakika kardeşim ne oluyor sen dur daha yeni geldin. Ben ona inanmıyorum. Burası askerlik değil. Bence ya. Burada Reşat'ın yapması gereken şu abi. Bu olay daha yeni yaşanmış. Burada böyle duracağını abi tamam mı? Gelecek. Arkadaşlar bir dakika ya oyunu kaybedeceğiz. Bir kendinize gelin. Hani böyle olmuyor. Ayşe Steven tamam yerine unutma onun mu olayı. Olması gerekiyordu yani. Steven yerine onun olması gerekiyor. Dora'nın yerine onun olması gerekiyor. Baran'ı kenara çekip Baran bak ben hani böyle durumlarda yanlış anlama bu takımın kaptanıyım. Rica ediyorum şu an sakin kalalım. Bir sıkıntı yok bırak Ayşe oradaki üzüntüsünü yaşasın. Bu olay unutulsun biz oyunumuza galibiyetimize bakalım demesi lazım. Hani Reşat burada topa girmeyecekse zaten oyunlarda da yarışmıyor. O zaman Reşat'ın takımdaki şeyine, etkisine, katkısına. Takım onu bu tarz şeylerde izliyor, istersin diye. İzliyor abi. Ben i̇şte de izliyorum Survivor. Ben de Reşat kadar varım orada o zaman. Ama orada olay daha büyüse belki girerler. Oradan zaten Poyraz bir laf atıyor. Dön diyor. Tamam peki, dön diyor. Yeter diyor yani. Dön. Şöyle bir durum olabilir mi? Onlar aralarında tartışırken konuya dahil olduğunda ya da birisini susturmaya çalışırken daha çok alevlenir ya. O yaşanmasın diye mi olabilir acaba? Hiç konuya girmiyorlar. Zaten takım böyle bir şey beklemiyor ki Reşat'tan. Hayır bir de şöyle bir durum var. 5 kişi gidip hayır bak 5 kişi gidiyor bak. Dora gidiyor. Steven gidiyor. Sancakay dönüyor bir şey söylüyor. Emin arkadan bir şey söylüyor. Zaten 3-4 kişi Baran'a hani yapma etme sakin olun falan filan yapıyor. Bir de oradan Reşat hani
O zaman ne olacak biliyor musun? Sanki adam haksızmış gibi bütün takım Baran'ı susturmaya çalışacak. Orada daha büyük bir olay çıkabilir. Ha, yeter falan diyebilir yani adam. Vallahi bilmiyorum. Bence tekrar söylüyorum. Reşat'ın hani kendi Survivor'ında bir yere gelmesi için, evet şu an sakat. Sakat olduğu için oynamıyor ama en azından takımdaki bu dengeyi sağlamak için sana bu hafta kaptanlık görevi verilmiş. Bununla ilgili bir şeyler yap. Hani zaten oynamıyorsun. Anlatabildim mi? Zaten oynamıyorsun. Kenarda ben de izliyorum. Ben de Reşat kadar oradayım şu an yani. Ben de olaylara bakıyorum burada. Hatta tam tersi burada konuşuyorum. Belki bir enerji yolluyorum oraya ama Reşat hiçbir şey yapmıyor. Mesela haftaya Reşat kaptan seçilmemeli. Bence seçilmeyecek. Emin olmalı mesela. Evet. Biraz daha oyun içinde olan ve arkadaşlarına konu hakkında söz sahibi olabilecek biri olmalı. Reşat'ın baksana hiçbir fonksiyonu yok şu an. Yani bunu da ayırmayacaksan o zaman... Ya ama şey de yapmış olabilirler ya. Bence öyle zaten. İkisi de Poyraz da Reşat da yani ne yapıyor bunlar ya falan modundalar yani. Ya ama tamam yani. Da takıma zarar veriyor. Yani sen şimdi iş yerinde çalışanlar arasında bir kriz çıkmış. Patronsun. Ya ne yapıyor bunlar deyip kameradan aşağıdaki şeyi takip edeceksin. İneceksin oraya arkadaşlar. Peki bir şey soracağım. Bakın böyle böyle yapmayın. İş şeyi tamam, aksın. Anladım dedin. Peki Reşat'ın kimi yani karışmamasının takıma zarar veriyor yoksa oyun alanında Aleyna ile Ayşe'nin saçma sapan ben seçecektim sen seçecektin bilmem ne oldu muhabbeti mi? Katılıyorum. Zaten başta Ayşe ile Aleyna ile konuşursa eğer zaten buralara gelmeyecek. Peki gelmeyecek. Ben başka bir soru sorayım. Şimdi orada Baran tartışmayı derken tartışmayı başlatan kişi olmuyor mu? Kim? Baran'da bu tartışmayı büyüten kişi olmuyor mu? Hani hayır, oyun içerisinde canım, tartışmayı tartışmayı derken. Bak söyleme şekli var, söyleme şekli var. Gelirsin dersin ki arkadaşlar hani en azından bunu daha sonra konuşsak oyuna odaklanalım mı dersin. Bir de bu tarzda söylersen o zaman daha ne çok var, bir kaos ortamına neden. Biraz söylüyorum. Daha yumuşak bir şey yerden söyleyebilir ama yani. Zaten çok şey zaten bir çıkışta bulunmuyor. İlk başta çıkışta bulunmuyor ilk aynen. Başta. Sonradan o böyle kademeli yükseliyor. Biraz Steven'ın en başına şey bakabiliriz yani olayı istiyorsun. Şey yapıyor. Yani ya çok büyük bir olay da değil aslında ama değil böyle gereksiz ki. Yere büyüyor. Şu Baran'ın parkura kafa attığı görüntü var mı? Onu bir görelim mi? Hani Baran sinirli mi değil mi dedik ya. Rejiden bir rica edeceğim. Sesini de açalım bir ya ben şey. Ayşe'ye takılıyorum. Sürekli hata yaptık. Skor 9-9. Müthiş bir geri dönüş. Dominik de büyük bir seni. Çok tehlikeli bir hareket biliyor musun? Nereden görmüyorsun? Ama orası sünger o kadar da şey değil ki sert. Yok değil. Ya yine de acıyor canım. Ben söylemişim ama bence kötü bir şey yani. Ha bir şey yok orada ya. Sünger atmış o da işi biliyor. Sünger diye atmış. Tahtaya atmış o da kesin tabii. Tahtaya atmış o köşeye tahta. İnanılmaz yani. Ama böyle sevinir misin mesela Mert sen? Sema böyle elini kırdı bu arada. Hı? Sema. Sinirinden evet. Değil mi? Sinirinden Yunus Emre'nin eline dört dikiş atıldı ya. Kimin? Yunus Emre'nin gitti. Ya bize yeni gelmiş. Yani karşı tarafta oyun kazanamıyor ya. Geldi oyunu kazandı. Daha yeni kazanıyor yani. Gitti elini sakatladı. Kuma böyle arka arkaya vurdu. MMA yaptı Kum'la. Ondan sonra el gitti. Atamadı sonra. İkiniz. Ne derler? Keskin sirke küpüne zarar. Ama o şeyli sevinç. Şey yapmayacaksın. Sevinç yani dikkatli sevinç. Sünger atıyor.